Tekrar merhaba. Bugün politik iktisat dersinin bu bölümünde toplum kuramındaki en önemli kavramlardan bir tanesi ve hatta en zor, içinden çıkılması en güç olan kavramlardan bir tanesi olan çelişki kavramı üzerinde duracağız. Bu çelişki kavramını tartışırken de bize arkamda gördüğünüz Escher'in ünlü Circle Limit tablo serisinin dördüncüsü eşlik edecek. Bu tablo çelişki kavramına ilişkin bize yardımcı olabilecek nitelikte diye görülebilir. Neden çelişki üzerinde durmak zorundayız? Çünkü genellikle örneğin Marksist jargonda çok sık tartışılan şeylerden bir tanesidir. Özellikle Marksizmin bir yandan toplumu anlamak için geliştirilen tarihsel materyalizm, öte yandan da giderek bütün evreni, doğayı anlamak için geliştirilen diyalektik materyalizmin üzerine kurulu olduğu düşünülür. Ve diyalektik kavramı materyalizmle birlikte Marksizmin en önemli kavramlarından bir tanesidir. Bilindiği gibi diyalektik kavramı aslında Hegel'den kaynaklanır ki Hegel özellikle kendi diyalektik düşüncesini büyük ölçüde çelişki kavramı üzerine oturtmuş görünüyor. Örneğin Hegel'in ünlü ruhu Geist kendi kendini gerçekleştirirken kendisi olmayana, kendi karşıtına dönüşüyor ve maddi dünyayı ortaya çıkarıyor. Bu bir çelişki. Tabii çelişki kavramını ilk icat eden de Hegel değil, eski Yunan felsefesinde ta Heraklites ve Parmenides arasındaki tartışmaya ve Zenon'un paradokslarını da dikkate alırsak, baktığımız zaman aslında bunun ne kadar zor bir kavram olduğunu görmek mümkün. Tabii beni ilgilendiren tarafı meselenin, çelişkinin bir doğal süreç olup olmadığı, doğanın davranışını ya da bütün varlık dünyasının davranışını açıklayıp açıklamadığı değil. Beni ilgilendiren tarafı sadece çelişkinin toplumsal karşılığı, toplumdaki çelişkiler, özellikle toplumsal yeniden üretim sürecinin sergilediği çelişkiler. Bunlar toplumsal yeniden üretim sürecinin kimi zaman tehlikeye atacak. Hatta kapitalizm söz konusu olduğu zaman sistemin çelişik yapısı gereği kendini yeniden üretmesinde karşılaştığı güçlükleri ele almak için böyle bir bakış açısında dikkate almak zorundayız. Ama dediğim gibi çelişki son derece zor, hatta tanımlanması da güç bir kavram. Çünkü örneğin yine Marksist literatürde sınıf çelişkisinden söz edilir. Ama bir açıdan sınıf çelişkisinin aslında bir çelişki olmayıp tamamen bir karşıtlık olduğu ve gerçek karşıtlıklarla Kantçı anlamda çelişki kavramının birbirinden ayrı tutulması gerektiği kimi zaman öne sürülen bir yaklaşım. Örneğin Lucio Coletti'nin yaklaşımı böyle bir yaklaşımdır. Aslında Coletti, Marx'ta hiçbir şekilde çelişki kavramının, daha doğrusu Hegelci diyalektik kavramının yer almadığını da düşünür. Benzer şekilde düşünen Marksist ya da Marksolog diyebiliriz ilklardan bir tanesi Gareth Stedman Jones'tur. O da aslında Marx'ın çelişkiyi ve diyalektiği bir tür sunuş biçimi, daha çok bir aksesuar olarak kullandığını düşünür. Tabii Marx'ın bu konuda kafa karıştıran sözleri de vardır. Örneğin Marx araştırma yöntemiyle sunuş yönteminin birbirinden farklı olması gerektiğini söyler ki bu durumda Marx'ın gerçekten diyalektiği ve çelişki kavramını bir sunuş yöntemi olarak mı kullandığı yoksa bir araştırma yöntemi olarak mı kullandığı ister istemez kafa karıştıran bir sorun olarak kendini gösterebilir. Örneğin Marx Kapital'de ünlü sözünü söylerken mülksüzleştirenlerin kendileri de mülksüzleştirilirler gibi bir söz aslında çelişki kavramının ve diyalektik anlayışın temel örneklerinden biri olarak ortaya çıkıyor gözükmekte. Aynı şekilde ama belki de daha önemlisi Marx'ın Grundrisse'de politik iktisadın yönteminden söz ederken aslında üretimin de bir tür tüketim olduğu ve giderek tüketimin de bir tür üretim olduğu konusundaki o ünlü tartışması dört dörtlük bir diyalektik tartışma olarak görünebilir. Tabii bu tür pasajlar aslında sorunu çözmüyor çünkü gerçekten Marx bu yaklaşımı bir sunuş yöntemi olarak mı benimsiyor? Yoksa araştırmanın kendisi de bunu benimsemek zorunda olduğumuz bir yöntem olarak mı sunuyor? Orası çok belli değil. Tabii belirsiz olan bir başka noktada
çelişki kavramının bütünüyle epistemolojik bilgi kuramına ait bir kavram mı olduğu, yoksa gerçekten ontolojik nitelikleri olan dünyanın, varlık dünyasının kendisini açıklamakta kullanılabilen bir kavram ya da yöntem mi olduğunu, hatta gerçek bir süreç mi olup olmadığı konuları, önemli konular olsa da bizim tartışmamızın dışında kalacak. Bizi ilgilendiren daha çok, dediğim gibi, toplumsal yeniden üretim sürecinin sergilediği çelişkiler. Bu yüzden de politik iktisadın dayandığı toplum kuramının ister istemez bu çelişki boyutuna, toplumun hem bir bütünlük olarak sergilediği çelişkiler, hem de toplumsal ve giderek sistemsel yeniden üretim sürecinin sergilediği çelişkiler ister istemez böyle bir tartışmayı zorunlu kılıyor. Tabii bu tartışmaya başlarken öncelikle belki dediğim gibi çelişki kavramı üzerinde biraz durmak lazım. Daha doğrusu çelişki kavramını tanımlamak lazım. Aslında bu konudaki en iyi tanımı her zaman olduğu gibi Aristoteles bize veriyor. Aristoteles bilimin temel olarak aslında çelişmezlik ilkesi üzerinde durduğu konusunda ısrarcı. Ve bildiğimiz işte Aristoteles'in mantık kurallarına baktığınızda üç temel kurallar söz etmek mümkün. Yani bilim yapmak için ya da bilgi ortaya koymak için bu kurallara her koşulda uymak zorundayız. İlki özdeşlik kuralı. Bir şey, bu şey bir önerme olabilir, bir cümle olabilir ya da bir varlık olabilir. Hiç önemli değil. Kendisiyle özdeştir. A, A ile özdeştir doğal olarak. İkincisi, kendisi olmayandan farklıdır. Yani A, A olmayandan farklıdır. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, çelişmezlik ilkesi olarak tanımlanan bir şey aynı anda hem kendisi hem kendisi olmayan olamaz. Yani üçüncü halin meşhur olanaksızlığı meselesi. Tabi bu Hegel'deki de biraz önce verdiğimiz örnek, o ruhun aynı anda hem bir bilinç biçimi hem de bilincin karşıtı olan belki de maddi bir form sergilemesi, aynı anda hem bir bilinç hem bilinç olmayan niteliğini taşıması aslında çelişkinin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Ancak ne yazık ki en azından toplum kuramında ya da toplumsal süreçlerde ve politik iktisatta çelişki kavramından kaçmak çok da mümkün gözükmüyor. Özellikle insan dünyasında bir kısmı varoluşsal nitelikte diyebileceğimiz çelişkiler kendini gösteriyor. Bunlardan bir tanesi işte birey ve toplumsal varlık olma çelişkisi. Bu hakikaten önemli bir şey. İnsan aynı anda hem bir bireydir hem de toplumsal varlıktır. Bu en başından beri tartıştığımız konular aslında liberal bakış açısı ve giderek ondan beslenen neoklasik iktisat anlayışının temelindeki analiz birimi olan birey ya da bireysel karar birimi, tekil karar birimi, her şeyden önce dünyanın, deyim yerindeyse, merkezidir ve analizi mutlaka bireyin tercihleri, istekleri, beklentileri, psikolojisi vesaire üzerinde yürütmek zorundayız. Toplumdan bahsedeceğimiz zaman da ister istemez bu bireylerin toplamı olarak meseleye yaklaşmak gerekiyor. Öte yandan Aristotelesçi bir insan anlayışına dayanan toplumsal bütün, sosyal hayvan, politik hayvan olma özelliği insanın aslında her şeyden önce bir toplumsal birim olması demeye gelir ve analizde ister istemez toplumsal bir bakış açısını benimsemek ya da bütünlükçü, bütünselci veya bir bakış açısını benimsemek zorunda olduğumuz anlamına gelmektedir. Tabii belki de böyle bir ikinci bakış açısı başından itibaren yanlıştır. Çünkü birey dediğimizin kendisi de aslında toplumsal bir hayvandır. Ve toplumsal hayvan olma özelliği aslında bizim düşündüğümüzden çok daha derine gidebilir. Buradaki anlatı Marx'ın Grundrisse'de verdiği alıntı. İnsanlar en yalın anlamıyla bir politik hayvandır. Yalnızca sosyal bir hayvan değil, kendi kendisini ancak bir toplum içerisinde bireyselleştirebilen bir hayvan. Dolayısıyla aslında bireyselliğin kendisinin bile bir toplumsal ürün olduğunu söylemek mümkün. İnsanın kendi bireyliğini ortaya koyması
deyim yerindeyse kendi kendisinin nedeni haline gelmesi için toplumda sürekli diyalog içerisinde olması, kimi zaman toplumla uyum içerisinde, belki de çoğu zaman toplumsal kurallara, yaklaşımlara, kurumlara neyse karşı olmasını da gerektiriyor. Ama neresinden bakarsanız bakın Charles Taylor'ın deyişiyle bizim kendi benliğimiz bile, bireyselliğimiz bile aslında toplumla girdiğimiz sürekli bir diyalog içerisinde gerçekleşir. Kendi kendini tanımamız bu diyalogla mümkündür. Dolayısıyla benlik dediğimiz şey, bireysellik denen olgunun kendisi de toplumsal bir üründür. Ve toplum dediğimizde aslında özellikle toplumun toplumu oluşturan bireylerin davranışlarının toplumsal yapıları giderek toplumsal ilişkileri ortaya çıkardığı dikkate alındığında toplumun da tümüyle bireysel davranışa bağlı olduğu kaçınılmaz biçimde ortaya çıkıyor. Yani başka deyişle aslında toplum dediğimiz şeyle birey arasında bu tür ikilikler, karşıtlıkları savunmak çok da kolay gözükmüyor. İster istemez böyle baktığınızda diyalektik diyebileceğiniz bir bakış açısını benimsemek zorundasınız. Bu konudaki örneklerden bir tanesi ilginç bir örnek olduğu için bahsetmekte yarar olabilir. Norman O'Brien'in Life Against Death kitabında kullandığı örnek aslında genel olarak insanlık durumuna ilişkin bir iddia. Brown'unki. Şöyle bir iddiası var. Çocuğun kendi benliğini oluşturması, kendi bireyselliğini oluşturması ki aşağı yukarı Oedipal aşamaya denk gelen bir şey. İster istemez kişinin kendisi olmayanı tanımlayarak kendisini bundan ayrı tutması biçiminde gerçekleşiyor. Ve böyle baktığınız zaman aslında kendi kendimizin nedeni haline gelmesi ki işte Oedipus kompleksinde bu baba figürüyle karşıtlık biçiminde kendisini gösteriyor. İnsanın geçirmek zorunda olduğu aşamalardan bir tanesi. Yani kendimizi toplumdan, etrafımızdaki insanlardan ayrı bir varlığa ve benliğe sahip bir kişi olarak görmeye başlamamız ister istemez kendimizi toplumun gerisinden ayırmamıza bağlı. Ama bu çabamızda ki hayatımızın belki de sonuna kadar içinde olduğumuz bir çaba bu. Kendi kendimizi tanımlamak, bağımsızlığımızı, özelliğimizi ve hakikiliğimizi, otentisiti anlamında ortaya koymak için ister istemez toplumla, toplumsal eğilimlerle baş etmek, onlara karşı durmak gerekir. Ama aynı zamanda bu toplum bizim eylemlerimizi mümkün kılan çerçeveleri de oluşturduğu için kimi zaman, belki de çoğu zaman bizim kendimizi tanımlama sürecinde ve giderek kendi kendimizi gerçekleştirme çabamız içerisinde yardımcı da olacaktır. Dolayısıyla insanın kendi benliğini tanımlaması bile yine dediğimiz gibi toplumla gelişilen sürekli diyalog sayesinde mümkündür. İnsan doğası gereği sosyal bir hayvandır. Ama sosyal hayvan olma özelliği insanın bireyselliği olmadığı anlamına gelmez. İnsan tam tersine çelişkili bir biçimde de olsa hem bir birey hem de aynı zamanda toplumsal bir varlıktır. Bizim varoluşsal çelişkilerimizden bir tanesi aslında belki de en önemlisi bu. İkincisi tabii felsefecilerin üzerinde sürekli tartıştıkları ve hatta giderek politik iktisadın temel figürlerinden olan Marx'ın düşüncesini tümüyle üzerine oturtabileceğimiz bir sorun. Özgünlük ve zorunluluk arasındaki ilişki ya da çelişki. Marx doktora tezinden itibaren aslında bu sorunla baş etmeye çalışır ve genç Marx felsefe el yazmaları en azından ekonomi politiğinin eleştirisine katkı kitabına kadar bu çelişki Marx'ın yapıtlarında kendini çok daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Ama daha sonraki yapıtlarında da Marx'ın bundan vazgeçtiğini söylemek mümkün değil. Özellikle Kapital'le birlikte işte fetişizm, şeyleşme kuramları aslında özgürlük ve zorunluluk arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Hatta bu bakımdan genellikle Marksizm içerisinde yine belki Colette'yi izleyerek Kantçı ve Hegelci eğilimler arasında bir tartışma olduğunu söylemek de mümkün gözüküyor. Özgürlüğün tümüyle
İnsan dünyasının ayırt edici özelliğini düşünen Kant'a karşılık Hegel'e göre özgürlük bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Aklın kendi kendisini kandırması, aklın hilesiyle ifade edilen bir durumdur. Ama Marx'a göre özgürlük aslında gerçek bir durumdur. Daha doğrusu insanın zaman içerisinde hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda ulaşması gereken bir hedeftir. Ama Marx İnsanların aynı anda hem özgür hem de özgür olmadıklarını, hatta yabancılaşma ve fetişizm kuramlarını düşündüğümüzde, insanların içinde yaşadıkları sistemin kendi özgürlüklerini elinden alabilecek koşulları yarattığını da görmektedir. Hatta insanların özgürleşme çabasının Marx'ın bütün anlayışının temelinde yer aldığını söylemek çok da yanlış olmayabilir. Ve bu buradaki alıntı yine Marx'tan. İnsanlar kendi tarihlerini yaparlar ancak kendi seçtikleri koşullar altında değil. Geçmişten taşınan veri olarak alınan ve doğrudan karşılaştıkları koşullar altında insanlar tarihi yaparlar. Tarihi insanlar yapar. Ancak kendi istedikleri gibi değil. Bu birazdan üzerinde duracağımız daha çok niyetlenilmemiş sonuçlar argümanına dayanan bir bakış açısı. Dolayısıyla özgürlük ve zorunluluk arasındaki çelişki ister istemez dikkate almak zorunda olduğumuz bir çelişki toplum kuramı içerisinde. Ve tabii bu bireysel ve toplumsal varlık olma özellikleriyle de yakından ilişkili. Çünkü birey olmak, otantik bir birey olmak, her şeyden önce kişinin özgürlüğe kavuşmasını, kendisini özgür bir birey olarak tanımlamasını gerektirir. Ancak toplum içerisinde özellikle toplumdan kaynaklanan ya da toplumsal yapıların uyguladığı kısıtlamalar kişinin özgürlüğüne yöneltilen bir tehdit, bir baskı olarak da kendisini gösterir. Bu özgürlüğe erişme, kurtuluş giderek düşüncesi aslında ister istemez özgürlük ve zorunluluk arasındaki çelişkiyi ortaya çıkarır. Yani bizler insanlar ne kadar özgürüz, hangi ölçüye kadar özgürüz, hangi ölçüye kadar özgür değiliz? Gerçekten Kant'ın düşünmek istediği gibi bütünüyle özgür olmak zorunda mıyız? Yoksa Hegel'in düşündüğü gibi özgürlük bizim kendimizi kandırmak için kullandığımız bir argümandan, bir kendini kandırma biçiminden başka bir şey değil mi? Bu gerçekten ister istemez karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi. Üçüncü bir nokta yine aslında aynı sorunun bir başka boyutu eyleme ve yapı. Eyleme, insan eylemesi, insanın ne kadar küçük olursa olsun dünyada bir fark yaratabilme gücü. Aslında eyleme sadece insana özgü bir şey değil ama insan eylemesi söz konusu olduğunda bu bir fark yaratabilme gücü, bir nedensel güç uygulayabilme kapasitesinin gerisindeki düşüngüsellik, reflexivity anlamında ve niyetli davranış ya da giderek yönelimsellik denen düşünce, intentionality anlamında insan eylemesinin temel unsurları. Dolayısıyla bu durumda insanı insan yapan şey aslında bu eyleme gücü. Hatta Marx'a bakarsanız, özellikle Marx'ın emek gücü kavramını tanımlamasını dikkate alırsanız, bu emek gücünün aslında insan eylemesiyle aşağı yukarı aynı anlama geldiğini söylemek mümkün. Marx'a göre emek gücü insanın sahip olduğu zihinsel ve fiziksel kapasitelerin toplamıdır. Yani insanı insan yapan şey ona dünyada dediğim gibi ne kadar küçük olursa olsun bir fark yaratabilme kapasitesi veren güçtür. Bu tabii toplumsal yeniden üretim sürecinde ve giderek insanın özgürleşmesi bakımından gerekli olan insanı insan yapan özelliklerden bir tanesi. Ancak ne yazık ki veya ne mutlu ki insanlık eylemlerini, insanlar genel olarak eylemlerini gerçekleştirirken sosyal yapıların kısıtları altında davranmak zorundadırlar. Bu ya doğrudan toplumda oluşan kurallar, kurumlar ve kısıtlar, yapıların getirdiği kısıtlamalar biçiminde olabilir. Ya da kapitalizm analizinde olduğu gibi Marx'ın yabancılaşma kuramını dikkate alırsanız tekrar birazdan ondan da bahsedeceğim. Toplumun yanlış bir biçimde, yanlış bir varoluşla insanın özgürlüğüne karşı durması anlamına da gelebilir. Yani bunlardan bir tanesi şeylerin olağan durumunu
dikkate alabilir. Yani toplumlar hangi tür toplum biçimi olursa olsun insanın özgürlüğünü ister istemez özgürce davranmasını, bireysel eylemde bulunmasını ister istemez kısıtlamaktadır. Bu neredeyse varoluşsal bir sabittir. Ama öte yandan bundan daha da kötüsü ikinci tip bir kısıtlamadır. Özellikle yabancılaşmanın yarattığı metafetişizmi ve şeyleşme Lukács'ın deyişiyle süreçlerini dikkate alırsanız bu insanların aslında yanlış bir yaşama tırnak içinde zorlanması demektir ve bu özgürlüklerinin giderek sistem tarafından elinden alınması anlamına gelir. Bu çok daha kötüdür. Yani bu tür bir yabancılaşmadan kurtulmak mümkün olabilir ama belki de öteki türden toplumsal kısıtların varlığı yüzünden insanın ister istemez sosyal bir hayvan olduğu gerçeğinden kaynaklanan bir kısıtlama da belki insan türünün ayrılmaz parçalarından bir tanesidir. İkisini ayırmakta fayda olabilir ki yabancılaşma meselesine birazdan tekrar değineceğim. Bu noktada daha önce tartıştığımız yapının ikiliği düşüncesi aslında ne kastettiğimi açıklıyor. Özellikle toplumsal eylemin dönüşüm modeli aslında tam da böyle bir bakış açısına dayanıyor. Çünkü toplumsal yapılar bir yandan bizim pek farkında olmadığımız ya da elde bir diye gördüğümüz olanaklar sağlarken öte yandan da bizim davranışlarımızı kısıtlayan yapılar olarak da ortaya çıkıyorlar. Ve bu yapıların yeniden üretimi bir ölçüde bilinçsiz biçimde niyetlenilmemiş sonuçlar üzerinden gerçekleşen bir yeniden üretim. Ama öte yandan da kimi zaman özellikle bilinçli insan eylemi yüzünden sayesinde bu yapıların kimi zaman dönüştürülmesinden söz etmek de mümkün. Böyle baktığınız zaman aslında insanlık tarihi bireylerin niyetli eylemleriyle gerçekleştiği halde bu eylemlerin niyetlenilmemiş sonuçları toplumsal yapıların bir ölçüde bireylerden, bireysel davranıştan bağımsız bir biçimde kendini yeniden üretmesi sonucunu verir. İnsanın amaçlı eylemi ya da niyetli eylemi her zaman önceden var olan toplumsal yapıları gereksinir. Çünkü bu yapılar bireysel edimlerin koordinasyonu ve bütünleşmesini, dolayısıyla da sürecin sosyal niteliğini gerçekleştirir. Özellikle içinde bulunduğumuz konum itibariyle toplumsal yapılar bize davranışlarımızı gerçekleştirme olanağı da sağlayabilir. Ama aynı zamanda bu davranışlarımızı kısıtlayıcı rolde oynayabilir. Dolayısıyla bu konum pratik sistemi aslında insanın davranışlarını hem mümkün kılan hem de onu kısıtlayan çelişkili bir karakter taşımaktadır. Yine de bireysel davranışın ön koşulu olan aynı sosyal ilişkilerin kendileri de bu süreçte yer alan bireylerin etkinliklerinin bir sonucudur. Dolayısıyla sosyal ilişkiler hem bireysel davranışa olanak verir hem de onu kısıtlar. Bu dediğim gibi yapının ikiliği denen düşünce. Anthony Giddens'in ve Roy Bhaskar'ın geliştirdiği, ortaya attığı düşünce ama aslına bakarsanız Marx'ta da böyle bir yaklaşımın olduğunu söylemek mümkün. Zaten bu alıntıyı yaptığım E.K. Hunt önemli bir Marksist düşünürdür ve bu konuda gerçekten önemli noktaları vurgulamaktadır. Dördüncü çelişki biçimi aslında insanın özüyle varoluşu arasındaki çelişki. Marx yine dikkate alırsak Hunt'ın düşüncesiyle insanın özünü insanın sahip olduğu gelişme olanaklarına atıfla tanımlamaktadır ki bu tipik bir Aristotelesçi bakış açısıdır. Aristoteles'in etik anlayışına göre hatırlayacağımız gibi insan iyi yaşama erişmek için aslında kendi olanaklarını gerçekleştirmeye çalışan bir varlıktır. Bütün davranışlarımız bu amacı dikkate almak zorundadır. Hatta iktisadi faaliyetimizde aslında İnsanın kendi kendisini gerçekleştirmesi, Aristoteles'in deyimiyle kendine yeterli hale gelmesi ve bunun için de kendine yeterli bir polisin aslında gereksinmesi, ortada gerek duyulması yüzünden insanın davranışının tümüyle sosyal bir nitelik taşıması ve toplum için iyi olanın ya da topluluk için iyi olanın insan için de iyi olacağı olduğu gerçeğinin vurgulanması demektir. Marx her ne kadar
kendine yeterlilik amacından söz etmese de insanın kendine, kendi sahip olduğu olanakların insani, insan olmaktan ya da onun deyişiyle türsel varlık olmaktan kaynaklanan olanaklarını gerçekleştirme sürecinin aslında emek süreci olarak adlandırılabileceği ve üretim denen sürecin aslında insanın kendi kendisini, kendi insanlığını yeniden üretim sürecinden başka bir süreç olmadığını vurgulayan bir düşünür. Ve bu bakımdan Marx'ın, en azından genç Marx'ın ekonomi ve felsefe el yazmaları 1844'teki Marx'ın esas olarak amacının bu türsel varlığın kendine yeterliliğinin kendi kendisini gerçekleştirmesinin ortaya çıkması, bu gerçekleştirmenin, kendini gerçekleştirmenin mümkün olması için gereken koşulların açığa çıkarılması ve bunların tartışılması biçiminde ilerlediğini söylemek mümkün. Ama insanın özü, dolayısıyla insanın tanımı deyim yerindeyse, türsel bir varlık olma özelliği, ki bunu daha sonra Marx'tan söz ederken tekrar tartışacağız. Türsel bir varlık olma özelliği, insanın kendi kendisini ancak bir toplum içerisinde yine gerçekleştirebileceği ve olanaklarının toplumsal bir etkileşim ve işbirliği süreci içerisinde gerçekleşebileceğini öne sürmektedir. Fakat buna karşılık insanın içinde yaşadığı koşullar, şartlar aslında insanın kendisini gerçekleştirmesini engelleyen nitelik arz edebilir, ki bu yabancılaşma kuramının Marx'ın temelinde yer alan bakış açısı tam da budur. Marx'a göre insan, belki de Rousseau'nun toplum sözleşmesindeki ünlü sözleriyle, insan doğuştan özgür olsa da her yerde zincirlenmiştir sözünün bir açıklamasıdır. En azından John McMurray'in düşüncesi bu yöndedir. Yani insanlar gerçekten özgürdürler, tanım gereği, özleri gereği özgürdürler. Buna karşılık içinde yaşadığımız koşullar bu özgürlüğümüzü ihlal edebilir, elimizden alabilir. Bu durumda insanın özü ile varoluşu arasında bir çelişki kendini gösterir. Kapitalizmde de böyledir. Kapitalizmin yarattığı yabancılaşma ve metafetişizm süreçleri aslında insanın kendi insanlığını yaşamasını engelleyen, onun insanlıktan çıkmasına yol açan koşulların var olduğu anlamına gelir. Marx yabancılaşmayı dört bakış açısından görür. Yabancılaşma her şeyden önce insanın kendi ürettiği ürünle olan ilişkisinde ortaya çıkar. İkincisi, insanın kendi üretken etkinliğiyle olan ilişkisinde kendisini gösterir. Üç, insanın kendi türsel varlığıyla olan ilişkisinde. Dört, insanın öteki insanlarla olan ilişkisinde ortaya çıkar. Yani insan her şeyden önce kendi yarattığıyla, ki Marx bu sürece nesneleşme, nesneleştirme süreci der. Yani insanın kendi özünün dış dünyaya yansıtılması ve bu yolla insanın hem kendisini hem de içinde yaşadığı maddi ve sosyal dünyayı dönüştürmesi faaliyetinin içerisinde insanın aslında bu ilişkiye yabancılaşması sonucunu verir. İkincisi, insanın kendi üretken etkinliği bu emek süreci içerisinde insanın yabancılaşmasına gönderme de bulunan bir terimdir, yaklaşımdır veya. Üçüncüsü, insanın kendi türsel varlığıyla, kendi türüne, kendi insanlığına yabancılaşması. Dördüncüsü de insanın içinde yaşadığı topluma. Bunların hepsi bir ve aynı süreçtir aslında. Çünkü insan her şeyden önce kendisini, dediğimiz gibi, toplumsal bir çevre içerisinde var etmek zorundadır ve kendi kendisini gerçekleştirme süreci toplumla giriştiği sürekli etkileşim, diyalog, kimi zaman karşı çıkış biçiminde gerçekleşir. Ve insanın bunlara yabancılaşması aslında insanın kendi kendisine, kendi insanlığına yabancılaşması demeye gelir. Yani kısaca baktığınız zaman aslında yabancılaşma süreci Marx'ta insanın kendi insanlığına yabancılaşması ve bir giderek insanlıktan çıkma sürecidir ve bunun da temel nedeni aslında Marx'a göre özel mülkiyettir. Yani insanın kendi kendisini gerçekleştirmek için, kendi özünü nesneleştirmek için giriştiği faaliyetlerin, etkinliklerin giderek kendi kendisinin özgürlüğünü yitirmesine yol açması
sürecidir. Ve bu aslında kapitalizmle doğruğa çıkan bir süreçtir. Kapitalizmle birlikte başlamaz çünkü özel mülkiyetin başladığı anda başlar. Ama kapitalizm bu yabancılaşma ve fetişizm sürecinin en tepe noktasını ifade eder ve kapitalizmle birlikte aslında giderek hem özgürlüğümüzü yitirdiğimizden hem de dolayısıyla kendi insanlığımızdan çıkmanın sonuna, çıkma sürecinin sonuna geldiğini söylemek mümkün. Bu durumda aslında kapitalizmin aşılması, insanın kendi kendisini gerçekleştirmesi, sürecinin başlaması ya da bu koşulların yeniden yaratılması anlamına gelebilir. Tabii bu felsefi bakış açısı biraz karışık ve içinden çıkması zor bir bakış açısı ama en azından yabancılaşma kuramının göndermede bulunduğu eğilim, insanın sahip olduğu özüyle, kendisini insan yapan özellikleriyle bu özelliklerinin ihlal edildiği varoluş biçimi arasındaki çelişkiyi örnekleyen önemli bir bakış açısıdır yabancılaşma kuramı. Dolayısıyla tekrar bakarsak aslında bütün bu çelişkiler insanın varoluşsal diyebileceğimiz çelişkileridir. Daha doğrusu şöyle bir ayrım yapmak çok da yanlış değil. Varoluşsal çelişkiler bütün çağlarda ve bütün neredeyse toplumsal biçimlerde kendini gösteren çelişkilerdir ki bu insan olmanın özelliğidir. Her şeyden önce insan birey ve toplumsal bir varlıktır aynı anda. Bu ikisi birbiriyle çelişebilir ama bizim lanetimizde insan olarak ya da şansımızda aslında bu. İkincisi özgürlük ve zorunluluk insan dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler aynı anda hem özgür varlıklarız hem de özgür olmayan bir varlıklarız ve özgürlük alanının sürekli olarak genişletilmesi insanın günün birinde mutlak anlamda özgürleşmesine, eğer böyle bir mutlak özgürlük anlamı söz konusuysa varsa sağlayabilecek çabaları da kendiliğinden gösterir. Ama neresinden bakarsanız bakın insan türünün içinde yaşamak zorunda olduğu çelişkilerden bir tanesi budur. Özgürlük ve zorunluluk arasındaki çelişki. İnsan toplumsal bir varlık olduğu için eyleme ve yapı arasındaki çelişki de ister istemez kaçınamayacağımız bir çelişkidir. Eyleme özgürlüğü, özgür iradeyi ve yönelimselliği, niyetli davranışı gerektirirken niyetli davranışlarımızın, niyetlenilmemiş sonuçları yapıların kendini yeniden üretmesini sağlayan temel mekanizmayı da oluşturur. Bu durumda eyleme ve yapı arasındaki çelişki bizim neredeyse bütün toplum biçimlerinde katlanmak zorunda olduğumuz insan türü olarak bir çelişkidir. Dördüncü tip çelişki de insanın içinde yaşadığı koşullara bağlı olan bir çelişkidir. Bu bakımdan ilk üçünden biraz daha farklıdır. İnsanın özüyle, insanı insan yapan özelliklerle insanın var olma biçimi arasında da bir çelişki olabilir ki dediğim gibi Marx'ın yabancılaşma ve fetişizm kuramı aslında bu konudaki en yetkin örneklerden bir tanesi. Dolayısıyla kapitalist bir toplumda ya da herhangi bir toplumda ister istemez bütün bu dört çelişkiyi de gözlemek mümkün ve bütünsellik olarak bakarsanız sisteme ya da topluma genel olarak toplumun kendi iç çelişkilerinin temel değişmenin ya da becoming denen felsefecilerin oluş diyerek çevirmek mümkün. Sürecin örnekleri olarak kendisini gösteriyor. O yüzden toplum kuramı ve tabii bu toplum kuramının temelinde yer alan politik iktisat ister istemez bu çelişkilerin de dikkate alınmasını gerektiriyor. Bundan sonraki tartışmalarımız zaten özellikle bir yandan kapitalist toplumun yaşadığı çelişkiler, öte yandan da bu tür çelişkilerin kapitalizmin kendini yeniden üretim sürecinde ortaya çıkaracağı sıkıntılar, hatta krizler dikkate alınmasını gerektiriyor. Tabii bu tartışmayı daha sonra gerçekleştirmek temel olarak yapmamız gereken unsurlardan bir tanesi.